Şimdi bu name ve value nedir? Bundan bahsedelim artık. Şimdi buna name demiştik. Bunun value'su yok. Şu şekilde value yok. Neden value'su yok? Çünkü value'su bunun. Tekstin içine yazdığımız neyse artık o value oluyor. Buraya ne yazarsak yazalım o bunun değeri olduğu için value diye bir şey yok. Sadece name değeri giriliyor. Şimdi name ve value'un ne olduğundan bahsetmek gerekirse metot get dedik. Şimdi text box butonumuzu koyalım alta. Input dedim tip submit olarak belirledikten sonra value olarak da gönder diyelim. Yeniledim. Gönder geldi. Kullanıcı adı ABC olsun. Şifrede 1, 2, 3 olsun. Gönder dedim. Gördüğünüz gibi get metoduyla kullanıcı da ABC password 1, 2, 3 dedi. Şimdi get metodu ne işe yarar? Aslında ilk olarak post metodundan bahsetsek daha iyi olacakmış. Ama biz get metodunun ne olduğundan bahsedelim. Get metodu verileri tarayıcı üzerinden gönderir. Gördüğünüz gibi kullanıcı adı ABC password 1, 2, 3 dedi ve görünür bir şekilde verileri gönderdi. Post metodu var bir de. Bu da verileri. Şimdi ben bunu sileyim. HTML dedim. Tekrar geleyim. Webstem.html dedim. Kullanıcı adı yine ABC şifre 1, 2, 3 olarak belirledim. Gönder dedim. Şu anda gönderdi aslında. Ama bu sefer get olarak değil de daha farklı bir şekilde gönderdi. Gizli bir şekilde gönderiyor. Tarayıcı üzerinden daha farklı bir metotla gönderiyor. Bu şekilde post metodu deniyor buna da işte. Post metoduyla herhangi bir şekilde şifre ve kullanıcı adı gözükmeden gönderebiliyoruz. Fakat burada nereye gönderiyor bunu? Onu düşünebilirsiniz. Target olarak nereyi belirlersek. Mesela kayıt.php diye bir PHP dosyamız olursa veya Python dosyamız olursa kaydetmeye yarayan özel daha farklı. Bunun için veri tabanı biliyor olmanız gerekiyor. Aynı zamanda herhangi bir üçüncü bir program daha biliyor olmanız gerekiyor. PHP, ASP, Python veya Ruby on Rails veya Go programlama dillerinden herhangi birini biliyor olmanız gerekiyor. Postla gönderdiğiniz verileri veri tabanınıza kaydedebilmek için aynı zamanda da herhangi bir veri tabanını kullanabiliyor olmanız lazım. Bu yüzden get ve post metotlarından yani kısaca bilginiz olması gerekirse genel olarak get metodu yukarıdan görünür bir şekilde verileri gönderiyor. Post metodu da görünmez bir şekilde gönderiyor. Get metoduyla aynı zamanda sitedeki veriler de, veri tabanındaki veriler de alınabiliyor get ile. Mesela Twitter'da örneğin twitter.com kullanıcı adını yazdığınızda Google mesela aslında twitter.com'da Google username'ini get olarak almış oluyor. Kısaca get ve post bunun üzerine kurulu. Eğer bizim videolarımızı izlemeye ve eğitimlere devam ederseniz Python'ın en popüler framework'ü olan Django'nun kullanımını, PHP kullanımını, en popüler PHP framework'lerinin kullanımını hepsini öğrenip bu form ve get hakkında daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Fakat genel itibariyle form ve get bunun üzerine kurulu. Son olarak örnek bir Python dosyası hemen oluşturayım ben şu şekilde. New diyeyim. Command new'den. Mesela Python veya PHP olsun bu. PHP dosyası kayıt.php. PHP dosyası genel itibariyle şu şekilde. Soru işaretleri tagları arasında yazılıyor bu da. Mesela diyoruz ki PHP'de değişkenler oluyor mesela. Burada kayıt.php'ye gönderecek mesela postla bir değişken oluşturuluyor. Mesela bu değişkenin ismi kullanıcı adı olsun. Eşittir deniyor. Post diye bir metot var şeyde PHP'de ve noktalı virgülle bitmek zorunda. Burada name. Name'de ne yazıyor mesela? K adı yazıyor değil mi? Bunu kopyalayalım. Buraya kullanıcı adı yazdığınızda siz herhangi bir şekilde herhangi biri value olarak mesela ASD girdi diyelim ki. Buraya vide mi yazdı diyelim. Küçük bir şekilde. Ve gönder dedi. Şu şekilde çalışıyor. Name ve tipin ne olduğunu
Name'in ne olduğunu anlamanız, value'nun ne olduğunu anlamanız açısından bunu anlatıyorum. Gönder dediğinde bu kayıt nokta PHP'ye gidiyor. Bu mesela diyelim ki PHP dosyası. Buraya diyor ki postla bu kullanıcı adı verisini alıyor. Yani hangi neyin verisini alacağız? Postla kullanıcı adı verisini. Ve bunun value'sunu kullanıcı adı yani şu değişkeni ata. Veya bu değişkenin ismi key adı olmak zorunda değil. Mesela isim olur diyelim ki. Ve bu noktadan sonra bu dolar isim şöyle diyeyim. Dolar isim eşittir şeye eşitleniyor. Yani burada value neyse artık buna eşitleniyor bir demeyeyim. PHP'de şöyle bir komut daha var. Echo komutu. Et isim derseniz et isim olarak isim değişkenini yazdır derseniz tarayıcıda şöyle vdemi yazacaktır. Yani buradaki name değeri, name ve value tam olarak bu işe yarıyor. Sonra siz mesela isterseniz bunu echo olarak dışarıya çıktı almazsınız da mesela veri tabanına bu ismi kaydedersiniz. Bunları da öğreneceksiniz ileride ama genel itibariyle kullanımı bu şekilde.